Sıcak olsaymış. Türk halk müziği klip arazisi. Manzarayı fark et. Amasra'yı keşif turuna çıkıyorum. Ağlayan ağacın hikayesini sen biliyor musun? Bedava manzara noktasına geldik. İşte manzara. Şimdi hayat bana güzel değil de ne? Para para. Tam da şu açıdan bakınca Amasra resmi hoşuma gidiyor ve hopa döndü. Herkese merhaba, hayat bana güzel Amasra için tam da olması gereken şahane bir noktada oturuyorum ve arkamda gördüğünüz Amasra'yı gezeceğim, dolaşacağım, ne var ne yok bir keşfedeceğim ve sizinle paylaşacağım. Batı Karadeniz'in en cazibeli noktalarından Amasra bölümü başlıyor. Aslında ben Sinop'tan buraya doğru bir yol macerasıyla geldim. İnanılmaz yeşil ve mavi kıvrımlı kıvrımlı dağ yollarından gelmek 5 saat sürdü. Sabahın 5'i. Şimdi ben ne yapıyorum sabahın 5'inde? Günaydınlar. Hemen şöyle ayrılacağım yeri bir göstereyim. Ama çok uzaklara gitmeyeceğim. Bu Karadeniz boyunca kıyıdan kıyıdan İstanbul'a geri dönüşe geçeceğim. Sinop-İstanbul hattı. Bartın, Amasra ve daha yoluma çıkacak sürprizler. Bu suratla bana katlandığınız için çok teşekkür ederim. Aslında yolda uyurum zannediyordum ama öyle güzel manzaralar göreceğim ki bu yol beni uyutmayacak, çok belli oldu. Başka kumsalındayım, Sarıkum'dayım. Fakat Sarıkum kesinlikle hiçbir tesisin, can kurtaranın, hatta insanın bile olmadığı bir yer. Sabahın da erken bir saati, inanılmaz uzun. Yani bir uçtan öbür uca bayağı uzayıp gidiyor. Böyle rüzgarlı harika bir tepeden Sarıkum'u seyrediyorum. Uca gitmeye korkuyorum çünkü biraz aşağısı boş, yani toprağın altı oyulmuşçasına boş. Sanki dalgalar burayı aşındırıyor gibi. Kışın sert geçiyor belli ki. Ama buranın görüntüsünü sevdim. Bir de çok güzel bir köy yolundan ve ormanın içinden geçerek geldik. Gerçekten ulaşması da öyle hadi deyince olacak bir yer değil burası. Ötüşünü kuşlar ötüşün. Türk halk müziği klip arazisi. Ateş yakmışlar, alem yapmışlar. Dalgaların sesi, ambiyans gaza gelmiş. Sonra buraya şair olmuş adam. Bak diyor ki, mavi bir renkten daha fazlası bence. Sonu olmayan bir deniz, umut dolu gökyüzü. Yol boyunca sağ tarafım hep deniz oluyor. İnanılmaz güzel. Şu anda dalgaların sesi bana geliyor. Bilmiyorum size de geliyor mu? Fakat şöyle bir durum var. Yol bitmiyor. Ne kadar hızlanayım deseniz de olmuyor. Dar ve virajlı yollarda gitmek hiç kolay değilmiş. Batı Karadeniz hattında böyle bir durum var. Geçtiğimiz noktada İnebolu vardı ama sabah saatleri erken olduğu için belki orada görülebilecek bir nokta olarak ilginizi çekerse diye Oğuz Atay'ın doğduğu ev var. Tunamayanlar, Oğuz Atay'dan bahsediyorum. Bizim için çok erken bir saat olduğundan biz göremedik. Kahvaltı noktası henüz bulamadık çünkü mola verecek bir yer yok ve zorlu ama keyifli yolumuz devam ediyor. Yol boyu böyle çok güzel manzaralar var. Durup bakmak istiyorsunuz. Belli ki birileri daha durup bakmak istiyor. Ama geride bıraktıkları inanılır gibi değil. Tam bir skandal. Bak şimdi aşağıyı bir görün. Murat şimdi gösteriyor bakın. Hop bana geri geldik. Ben şimdi size benim manzaramı göstereyim. Başka neler görüyorum hadi. Ya bu ne ya? Dünya gerçekten böyle bir şey olur mu ya? Elimizde şahane şeyler var da
korumayı, bakmayı bilmiyoruz. Her zaman önüme çıktığında söylüyorum ama yani şu resim olacak iş değil yani. Bakalım içerisi nasıl? Cide'deyiz. Rıfat Ilgaz ve Cide. Burası geçmiş zamandan eski bir Cide evinin mizanseni gibi aslında. Mesela küçük Rıfat Ilgaz olabilir. Değil mi? Üst katta ama Rıfat Ilgaz'ın kendi kullandığı eşyalar varmış. Ona da bakalım. Fotoğraflar var duvarlarda. Burası belediye tarafından yaptırılmış. Öğrencileri, öğretmen Rıfat Ilgaz ve Hababam sınıfı böyle hemen kafamda bir yere doğru birleştiler. İstanbul'daki evinde vefat etmiş Rıfat Ilgaz ve oradaki evinde yaşadığı odasını getirip buraya taşımışlar. Bu son yıllarını geçirdiği yatak odasıymış. Rıfat Ilgaz evi ismine yakışan bir oda var burada. Okumak isteyenler için bir küçük kütüphane oluşturulmuş. Şöyle bir sarı yazmayı da gösterelim. Festivaliniz ne zaman yapılıyor? 12-13 Temmuz. Aşağısı Gideros koyu. Diyor ki girişte, Gideros'a park et, manzarayı fark et. Biz manzarayı fark etmek için ve size fark ettirmek için buradayız. Ama maalesef ben buranın insanlarına bir sesleneceğim. Bulunduğunuz yerin güzellikleri inanılmaz, doğası muhteşem ama iyi bakmıyorsunuz. İçine girince orada kalmak istemiyor insan. Uzaktan güzel. Sonunda oh be dedirten bir plaja geldim. Gerçekten çok güzel burası. Gideros'tan sonra Bartın il sınırına girdik. Sonra kıyı suyu plajı okunu gördüm. Oradan içeri doğru girince gerçekten güzel bir plajla karşılaştım. Sıcak olsaymış. Oh be, sonunda. Okyanus gibi görünüyor. Bayıldım buraya. Biraz burada kalalım. Biraz bir çay molası falan yapalım. Biraz daha yürüyeyim. Amasra'yı keşif turuna çıkıyorum. Herkesin çok bildiği ama çoğu zaman gelmeyi ihmal ettiği, bir gün gideriz dediği yerlerden biri de Türkiye'de Amasra. Yukarıdan bakıldığı zaman böyle bir yarımada gibi bir çıkıntı var. Onun sağında solunda parçalar var, bir koy var, bir köprüyle bağlanan bir uzantı filan, değişik bir yapı. Amasra'ya dün gece geldim ben, akşam üzeri saatlerinde. Fakat o küçücük tatlı Batı Karadeniz'in sahil kasabası Amasra akşam bir alemler, bir coşkular. Dün şuracıkta oturdum. Buranın ışıklı bu koy görüntüsüne baktım. Şu karşılarda canlı müzik barlarda bir şeyler vardı. Burada diyor ki Amasra Kalesi ile ilgili bir bilgi var. Önce onu okuyorum. Bizans dönemine ait olan Amasra Kalesi özellikle Ceneviz döneminde değişikliklere uğramış. 14 ve 15. yüzyıllarda Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde ciddi onarımlar görmüş. İki ana kütleden oluşur. Birisi o zaman adı olan ve Kemere denilen bir köprüyle Amasra'ya bağlanan Boztepe'deki Sormagir Kalesi. Diğeri Amasra'daki Zindan Kalesi. Günaydın. Günaydın. Hatıra olsun diye mi çekiyorsunuz dedi. Ben de gezi programı çekiyoruz dedim. Beni de çekin dedi. Ben de neden olmasın dedim. Arkamda gördüğünüz direkli kaya Amasra'nın önemli fotoğraflarından birini veriyor. Genelde insanlar burada fotoğraf çektiriyor. Burası Cenevizliler zamanında yapılmış 7 metre yüksekliğinde olan şu kule hem gözetleme için hem de denizcilere fener olarak kullanılmış. Efsaneye göre Kraliçe Amatris'in de yüzme havuzuymuş. Yukarıda bir yazı var. Direkli kayada yürüyüş yapmak ve denize girmek yasaktır diyor. Fakat oraya giden de bir merdiven ve yol var. Ve o kayaların üzerinde de insanları görüyorum. Denize de giriyorlar. Şimdi biraz gidip bakacağım ne yapıyorlar diye.
Kemere Köprüsü'ne doğru da yaklaşıyorum. Şurada da bir ada gözüküyor. Amasra'nın fotoğrafları içinde bu köprü ve bu geçiş her zaman kullanılan bir fotoğraf. Ve Roma yapısı bir köprüymüş. 2000'li yılların başına kadar tekne, imalat ve onarım olarak kullanılmış köprü altı. Çöpe bak. Tarihi yapının bütün oyuntu, kale oyuntularının duvarların içinde çöp konteynerleri ve leş gibi de ağzına kadar dolu. Neden? Turizmde bir türlü bir yere zıplayamadığımızın göstergesi bunlar. Şu kültürel varlık, bu zenginlik gerçekten Akdeniz'de, işte hani diyorsunuz ya, sonra yabancı meraklısı gibi oluyor bu söyleyince. Bu mesele o mesele değil. Bir Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da ve benzeri böyle bir coğrafya, böyle bir kültür ellerinde olduğunda bunu öyle bir koruyorlar, kolluyorlar, teşhir ediyorlar ki bayıla bayıla gidiyoruz ve onları görüyoruz. Ay ne güzel koktu. Aynı çay gibi, çay gibi. Kopardık, bunu da koparıp kullanacağım. Ay koparınca kokusu tabii iyice çıktı ortaya. Koparınca çok güzel. Doğru. Şeker hastalığı için zeytin yaprağı iyi geldiğinden bunu demliyorsun. 40 kilit otunun faydaları. Saç besler, kanı temizler. Şu ağlayan ağaç bu yolun devamı herhalde. Tepeye çıkacağız. Ağlayan ağacın hikayesini sen biliyor musun? Yine sözlü saati geldi. Kurumuş büyük bir ardıç ağacı var burada. Ağlayan ağaç oymuş. 300-350 yaşında olduğu düşünülüyormuş. Herhalde artık yaşını doldurmuş. Emekliye ayrılmış ama kuru ve dimdik ayakta. Eskiden buradaki nemi, rutubeti o yaprakların üzerine toplanıyormuş ve aşağı yağıyormuş. O yüzden ağlayan ağaç diyorlarmış ona. Evet, buraya kadar yürüdük. Şurada da yazdığı gibi bedava manzara noktasına geldik. İşte manzara. Şurası herhalde o Tavşan Adası olan yer. Ara sokaklardan Fatih Camii'ne doğru gitmeye çalışacağım. Oo, bu dar sokaklarda arabalarla hayat zor ya. Pansiyon, pansiyon, pansiyon. Amasra kokmuş gitmiş. Bayanlar, baylar, Batı Karadeniz turunun en popüler noktası dedim ya. İşte onu burada da o pansiyonlarla ve yerleri dışında dışarıdan gelen işletmecileriyle gıptıs güptüs mekanlarıyla anlıyoruz. Ama bence Amasra'nın ruhuna ve dokusuna o mekanlar uymuyor, o barlar, o müzikler. Şöyle Amasra hakkında genel bir bilgi edineyim dediğinizde karşınıza çıkan şey 3000 yıllık tarihi diye geçiyor Amasra'nın. Öncelikle böyle bir cümle çıkıyor karşımıza. Amasra'dan kimler kimler gelip geçmemiş ki? Bizim yani elimize, Türklerin eline geçmesi de Osmanlı zamanında Fatih Sultan Mehmet'le birlikte olmuş. Cenevizlilerin elindeyken buraya geliyor. Tepeden şöyle bir Amasra'yı görüyor ve çok beğeniyor. Diyor ki neden benim olmasın? İşte Fatih Camii'ne de geldim. Eyvah, anons geliyor. Sayın Amasra sakinleri. Merhum oğlum Barış Akarsu'nun 12. ölüm yıldönümü dolayısıyla kortej eşliğinde kabri ziyaret edilecektir. Böyle küçük yerlerde her şey aslında bu şekilde anons ediliyor. Burası Barış Akarsu'nun da memleketi. Akarsu çok genç yaşta kaybettiğimiz bir müzisyendi. Türkiye onu sevmişti. Burada onun parkın girişinde bir heykeli var. 1979-2007 burada görünüyor. Arkada Kültür ve Yardımlaşma Derneği görünüyor. Burada yardıma muhtaç olan okullar, eğitimde desteklenmesi gereken gençler ve çocuklar gibi konularda aktif olarak çalışmaya çalışıyorlarmış. Anısını yaşatıyorlar aslında Barış Akarsu'nun. Parkın yanında böyle çay bahçeleri var. Denize doğru oturabiliyorsunuz. Çekirdek gibi kabuklu yiyecek tüketilmesi çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Saat 00:40'tan sonra servis verilmez diyor. Ağacın üzerine iliştirmişler bu ibareyi.
tane tarihi zatın heykeli var. Bir bakayım yakından kimmiş onlar. Denize doğru yüzlerini dönmüşler, bakıyorlar. Fatih Sultan Mehmet'in heykeli biri ve diyor ki altında, Karaların Sultanı, iki denizin Hakanı, İstanbul Fatih II. Mehmet 17 Ekim 1460'ta Amasra kalelerini Cenovalılardan aldı ve buraya Çeşmi Cihan, yani dünyanın göz bebeği dedi. Bunu derken tepeden şehre bakmış. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bu manzarayı görse ne der derken arkaya gidiyormuş. Ne biçim yaylandı demir ya. Bilmiyorum, dünyanın gözü özü bilmem de çok güzel gözüktü kesin. Bu arada aşağıda da böyle siyah bir kumsal var. Bu bölge genel olarak zaten volkanik bir alan olsa gerek. Ta Sinop'tan beri böyle işte kayalar, kumlar. Ben şimdi müzeye doğru gidiyorum ama müzeye giderken hemen şurada bir pazar alanı gördüm. Önce bir pazara girip çıkayım, sonra Amasra Müzesi. Pazar yerindeki bütün tezgahların başında kadın duruyor değil mi? Zaten kadın pazarı burası. Öyle mi? Kadınlar kendisi üretiyorlar, kendileri satıyorlar. Çok güzel. Herkesin bahçesinden, evet, kendi yaptığı ürünler. Bak, çok güzel domates ikramım var. Yiyeyim mi? Şimdi hayat bana güzel değil de ne? Bu nedir? O kızılcık tarhanası canım. O biraz şifa deposu. Kızılcık tarhanası. Şeker hastalığına birebir. Tarhana gibi bir şey o da. Aha. Bunun yağını iki tanecik yeşil biber doğrayacak. Onun dayısı o. Ha. Biberi önce bir kavuracağım. Yandım tıdırını varacak. Sarımsak? Sarımsak da koy. Salça boyusu. Oh. Onları arada bir pişir veriyor. Oh. Bayılır bayılır. Pazar yerindeki koku ve her şeyin çıtır çıtır taze dalından, bahçesinden geldiği hali o kadar güzeldi ki. Akşam 7'ye kadar açıkmış. İstanbul'a dönmeden önce bir küçük alışveriş yapacağım kesin. Bir bilgi olmasını istiyorsun. Yani ben neye baktığımı bilmiyorum. Bu kalenin bir parçasıysa, kapının oradan bir parçaysa ben bunu mesela bilmek istiyorum. Bu kapının üzerinde şu an ne yazdığını da bilmek istiyorum aslında. Müze kartı olanlar buyursunlar, benim gibi kaybedenler 6 lira ya da almayanlar alsınlar. Tabii ki ticaretin olduğu bir liman kentinde para, her yeni egemenlik kendi parasını bastırıyor. Hemen Roma dönemi eşittir bu heykeller. Bartın tel kırma işi, işlemesi çok zor, elleri çok yoran ve ellere hasar veren bir şey. Ya kemerler benim kesinlikle en favori giysi parçası, aksesuar ama giysiyi bütünleyici bir şey. Neden böyle el sanatlarıyla ilgili replikalarını satmazlar hiç anlamıyorum ben. Satsanız benden zengin olurdunuz. Yani benimle birlikte zengin olurdunuz. Hepsini alırdım. Müzeden çıktıktan sonra Çekici Çarşısı'na gideceğiz. Çekiciler Çarşısı'na. Eski el sanatları ile ilgili ahşap işlerin görülebildiği bir çarşıymış ama burada hemen bununla ilgili de bir bölüm oluşturulmuş. Çekiciler Çarşısı'na giriş yaptım. Şu anda daha sakin saatleri. Dün akşam saatinde de geldiğimde burada bir yürümüştüm. Çok daha kalabalıktı. Ama gündüz sıcakta gezmek için de ideal. Eskiden teknoloji ve elektrik vesaire bu kadar gelişmeden önce elde yapılan işlemelerle kapkaçaklar ve ahşap eşyalar. Bugün tabii ki yapılışı elde ve bu şekilde yapılmıyor ama hala yaygın. Bu çarşıda da birçok dükkanda ve tezgahta ahşap objeler, tabaklar, çatallar, kaşıklar, merdaneler, birçok şey var ama dekoratif objeler de buna eklenmiş. Buna bayıldım. Amaç ne? Ta-ta-ta-ta-ta. Ağrı kesici. İhtiyacı olana. Bunun eğitim şart versiyonları vardı. Ondan da görür müyüz acaba? Eğitim şart. Hah, bak 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 burada. Eğitim şart var. Tansiyon düşürücü. Şöyle koyayım mı? Siyahta bayağı belli oldu desen. Yıldız, kaymak tabağı Yıldız. Kaymak tabağı Yıldız, isimler de hoşmuş. Nasıl böyle bir şeyin fiyatı? Bu gördüğünüz 200. Şimdi arka tarafta hem plaj var hem de böyle kayıklar sıra sıra gözüküyor. Çünkü zaten Amasra'da olmak demek ne demek? Balıkçılıkla da geçiren bir kasaba olduğu için balık demek
balık ve Amasra salatası demek. Yani ne diyor? Şenay acıktı diyor. Burada Amasra'da salata meselesi ayrıca öne çıkıyor. Peki neden? Birazdan size onu göstereceğim. Şimdi geldiğim yeri göstereyim. Mustafa amcanın yeri canlı balık 1945'ten beri. Gel gel. Amasra salatasına gel. Şimdi önüme çiçekli desenli acayip güzel süslenmiş bir salata geldi. Mevsime göre 25 çeşit ve üzeri hatta 30 çeşite kadar gidebiliyormuş. Böyle bayağı da albenili salata yemeden buradan gidemeyiz. Biber. Acı biber, turşu biber, soğanlar, altta domatesler var. Karıştırdıkça bir şey çıkıyor altından. Evet, Sinop'tan Amasra'ya geldik ama yediğim balık değişmedi. İskorpit. Madem buraların balığı, çok da sevdim. İskorpit'le başlıyorum. Bartın İnkumu'na geldim. Bartın'ın aslında yazlık tatil beldesi olarak düşünebiliriz. Plaj çok şaşırttı beni, inanılmaz. Geniş hem en olarak hem de uzunluk olarak da kilometrelerce gidiyor. Plajda keyifli bir şekilde takılabileceğiniz şezlonglar, şemsiyeler, duşlar, voleybol fileleri ve hemen bu yürüyüş yolunda, benim üzerinde yürüdüğüm bu yolda da bir örnek aynı estetik şekilde hazırlanmış güzel ekosel örtüleriyle kafeler var. Aynı bu kilometre boyunca devam eden bir de bisiklet yolu var. Aslında burası ben de tatil için gidilecek rotalar aldığımda yeni bir yer olarak eklendi. Çünkü daha önce hiç düşünmediğim bir yer olurdu, öyle söyleyeyim. Gün batımını bekliyorum. Gün batımının en güzel çıktığı fotoğrafların olduğu yerde şu arkadaki kaya ve hayat bana güzel. Batı Karadeniz turu Bartın İnkumu'nda bitiyor. Ben güneşin kızıldığını seyredeceğim. Sonra başka gün batımlarında yine görüşeceğiz. Gel. Tamam, kal öyle. Biraz daha kalp şekli ver.